Birinci delik çıkışı. Burası gayet düz. Delik ileride sağda. Faruk gölün abi. Hemen öncesinde. Gayet düz iki vuruşla deliğin yanına yaklaşmaya çalışıyoruz. Yaklaşırken deliğin sol tarafında hafif bir tepe var. Burası güzel bir eğim ama uzaktan gelirken genelde düz bir açıyla geliyoruz. Arka tarafında da yaklaşık 10-12 metre ötesinde de göl var. Oraya kaçırmak bayağı bir zor. İkinci delikte deliğimiz ileride gölün orada sağda. Ama ilk vuruşları genelde şöyle sol tarafa ağaçların olduğu yere doğru yapıyoruz. Olur gidiversene oraya. Şurada arka sol tarafta göle doğru giden. Şu aralıkta gölün topa kaçma ihtimali var. O yüzden mümkün olduğu kadar solda beklemek lazım. Gitmek lazım. İkinci delikte sağ tarafta gölü es geçip solda kaldık hepimiz. Şimdi düz bir açıyla ileride, önce sağda demiştim ama şuradaki delik, önce şuradakiyle karıştırdım ama buradaki delik. Önü biraz engebeli olduğu için mümkün olduğu kadar hızlı vurmak gerekiyor. İkinci deliğe yaklaşırken burada tepeler var önümüzde. Aşağı sola Faruk'un topu kaçtı. Oradaki tepenin solundan. Tepenin üst tarafı hafif eğimli olduğu için hafif geriye de kayabilir top. Deliğin tam arkası çok az eğimli. Üçüncü delik çıkışı. Buranın parı 4. Deliğimiz şuradaki ağaçların arkasında. Gayet keyifli bir delik burası. Parı 4. En son. O aparat yasak olmalı bence ya. Üçüncü delik. Onu çıktı. Niye var? Şurada sağda ağaçların arasından o açıyı görmek de mümkün. Ama açıkta kalıp ikinci açıyı da yakalamak işe yarıyor da. De işe yarayabiliyor. Avantaj olabiliyor. Faruk o arkadaki açıya gitti biraz. Deliği görüyorsunuz. Aradan geçirip oraya sokmak mümkün. Üçüncü deliğin olduğu yerde şu karşıdan geliyoruz. Böyle bir şey yok. Burası nispeten düz, hafif yokuş yukarı ama şurası güzel bir eğim. O yüzden şu yukarıdan hafif eğimle deliğin dibine doğru veya bu açıdan gelip şu tarafından deliğin dibinde kalmak veya sokmak mümkün. Dördüncü delik çıkışı. Burada görmüyoruz. İleride, bayağı ileride solda iki tane uzun vuruş gerekiyor burada. Ortadan hafif sol falsoyla mümkün olduğu kadar ileriye vurmak lazım. Bunu çek abi. Evet, gördüğünüz gibi Faruk sağlam vurdu. Mesafe almak gerekiyor burada. Bravo Faruk. Harika vuruş. Podyuman galiba. 200 metre. Dur dur. Dördüncü delikte ilk vuruşları yaptık. Size mesafeyi göstermek için. Şimdi toplara doğru yürüyoruz. Hepimiz 3 aşağı 5 yukarı aynı yere gelmişiz. Çok fazla eğim yok sağa sola kaçacak. Ama sağda şu an Faruk'un olduğu yerde, kırmızı tişörtlü. Hani sağda ağaçların oraya kayma ihtimali var. Ortada herhangi bir yer gayet iyi. Buradaki deliğimiz de şu ilerideki neredeyse son ağaçların sol tarafında.
Yine uzun ikinci vuruşları. O soldaki ağaçların belki biraz sağında kalacak şekilde yapmak gerekiyor. Evet, dördüncü delikte üçüncü vuruşların Levent'in topu gibi buralarda kalma ihtimali çok yüksek. Deliğin hemen arkasında yaklaşık 7-8 metre arkası gördüğünüz gibi göl. Şu ön taraflarda kalıp düz bir açıyla vurmak gerekiyor. Dördüncü delik, burası göl. Tam arkası deliğin. Genelde bu açıdan yaklaşıyoruz. Beşinci delik çıkışı. İleride hendeğimiz var. Delik şuradaki bankırın arkasında. Şu sağda köprü var. Genelde sağdan geçtik bugün. Bankırın önüne vuruşlar da var bugün yapılan. Onu sen geçer misin? Ben göle köprü atacağım. Solla mı? Sıkıntılı. Şurada benim topum var. Hendek öncesi. Bu bir yöntem. Bu tarafta kalıp hendeğin üstünde, aradaki su engelinin ve bankırın arkasındaki deliğe atmaya çalışıyoruz. Levent ve Onur sağdan oynadılar. Orada sağdaki açı bayağı güzel. Bence mantıklı olan sağdan oynamak. Burada köprü de var. Hani yaklaşırsanız ayağınız düz bir şekilde zorlamadan köprüyü geçip şu ağacın dibine gelebiliyorsunuz. Faruk göle düştü. Ama deniyordu. Onur'un vuruşunu seyredelim. Evet, karşıya geçmesi. Oradaki sağdaki açıyı kullanacak ikisi de. Delik tam şu bankırın arkasında. Deliğin oraya doğru 5. delikte böyle bir tepe var. O hendekten sonraki bankır. Orada eğimi kullandı Faruk ama biraz solda kaldı. Yine de gördüğünüz gibi aşağı doğru kayıyor şurada. Sağdan gelirseniz şurada köprünün üstünden veya içinden geçip biraz hızlı vuruş arkaya. Arkada da göl var. Kaldı Onur'un topu. Levent. Evet, kötü bir yaklaşma vuruşu ama açı var, aşağı kayabilir top. Gördüğünüz gibi orada eğim var biraz. Ama kaldı. Beşinci delikte geliş açısına göre şurada güzel bir eğim var. Deliğe doğru giden ama çok hani çok aşırı değil. Delikte nispeten çukur bir yerde. Ama hani aşağı taşıyacak kadar bir eğim yok. Altıncı delik çıkış noktası. Yine düz bir vuruş. İleride solda ağaçların arkasında kalıyor deliğimiz. O yüzden ilk vuruş ortadan mesafe ya da Levent bugün şu sol tarafa da gitti. Evet, Faruk'un topu. Onur çok sağda kaldı. Çekiyorsan ben de çekeyim. Şurada sola da gidip orada güzel bir açı var. Düz, ağaç olmadan. Ama şurada göle gitme ihtimali de var. Zor bir tercih. Değiyor mu? Çizgide.
gidiyor. Normal evet. Futbol kuralları öyle şimdi. İçeride tamam. Şu an. Faruk çıkıyor şimdi. Acayip müdahale ediyor ha. Bu herkese böyle mi şampiyon oluyor? Sen bana düştü final'da. Nefis çıktı. Ama güzel sekti. Orada birkaç sekecek yer var. Ama ortalarda kaldı Faruk. Gayet iyi bir vuruş. Very good. Deliğimiz ileride solda. Şurada ağacın hem şeyde. Bu ikinci vuruş. Deliğin dibine. Bu da Faruk. Buradan ikinci vuruşta deliğin çok yakında gitmek mümkün. Doğru olur. 28, 24, 25. 7. delik çıkışı. Şu ileride iki tane bunkerın ortasında deliğimiz. Birinci vuruşta onun yakınlarına bir yere gidiyoruz. Yine Faruk'un topu. Burada abi dümdüz vurdum böyle. Sağında ve solunda bunker var. Üçüncü duruyor bu. Evet. Orayı tercih edenler de var ama önünde hafif solda kalabilmek geçen. Çok iyi. Evet. İyice sallamaya başladık. Very good, very good. Ve Büyük Mert kapısı 8. delik. Çıkış buradan iki ağacın arasından. Deliğimizde ileride solda bunkerlar var. Solda eğim var. Vurabildiğimiz kadar şu sağdaki gölgenin oraya. Ayak içi falso. Faruk'tan müthiş bir vuruş geldi. Onur'la topu neredeyse aynı yere gidiyor. 8. delik ikinci vuruşlar. Hafif sağda deliğin arkası aşağı doğru eğimli. Sırt var orada yani aşağı düşüyor top. Geri geliyor. Başkan hakkında 2-3 açıklama yapmak istiyorum. Evet, Faruk'tan her açıklamalar geliyor. Her vuruşunda konuşuyor. Muhtemelen şampiyon olduğu T'lerde de bunu yapıyor. Buna dikkat edelim lütfen Antalya Grand Final'da. Bugün burada şahit olduk. Maalesef başkan çeşitli oyunlarla. Topa tam gelirken diyor ki o top senin değil. Sonra diyor ki senin iyiliğini düşündüm diyor. Başkanla konuşacağız. Yüzüme konuşulması hoşuma gider. Evet, bunker'ı geçince orada çok tatlı bir eğim var. Deliğin oraya doğru güzel bir şekilde kayıyor. Gördüğünüz gibi eğimi de kullanıp güzel bir açıyla deliğin yanında kaldı Levent. Bu ikinci vuruş, 8. delik. Dokuzuncu delik çıkışı. Burada yine mesafe almak gerekiyor. Deliğimiz şurada ileride iki bunker'ın arkasında bir golf green'i var, onun da arkasında. İki vuruşta, belki üç vuruşta oraya gitmek mümkün. Ayıp sana. Bu ağacını çık. Onur Bey de çeker misiniz? Dokuzuncu delikte bakım çalışması yapan fedakar Faruk'u görüyoruz. Bunları yapacaksın. Adam bütün gün... Bak yapamamışsın. Doğru yapamam. Turnuvayı düşünerek... Bunker'ı bile kendi vuruş tekniğine göre... Oyun çizgisine göre ayarladı ve bıraktı. Evet, bunu tarih yazacak 13, 14, 15 Aralık'ta Faruk'u göreceğiz. Buradan mı gidiyor? 9. delikte açılış ve ikinci vuruşlardan sonra ileride... Harbiden mi? 50-60 delik. Hemen şu büyük ağacın sol tarafında görüyoruz deliği. Deliğin olduğu yer biraz çukur gibi. O topu oraya indirebilmek zaten... Sokmakla eşdeğer. Hızlı vurup arkaya kaçmamak lazım. Şurada sağdan golf green'inden de gelmek düz olduğu için gayet makul, mantıklı. Buradaki açıları da görüyorsunuz. 10. delik. Deliğimiz ileride şu ağaçların arasında. Var mı temas? Uğradı. Niye sol ağacı? Levent genelde burada solda o ağaçların arasındaki boşluğu kullanıyor. Şurada sağda ki boş alanı kullanmak da mümkün. İki taraftan da yaklaşılabiliyor deliğe. Üçte gayet bitebilecek bir delik. Evet, 11. delik açılış vuruşu. Yine mesafe aldığımız bir vuruş ilk vuruşta. Delik ileride ortada şurada. Sağda bunker var. Deliğin sağında da bir bunker var ama oraya düşmek çok olası değil. Faruk oradaki bunker'a doğru vurdu ama önünde kalacak sanırım. Burada yine mesafe alıp şurada ortalarda bir yerde kalmak çok iyi. Solda kalın. Yine solda. Videonun içine giren Faruk solda kalın diyor gördüğünüz gibi ama kendisi sağda kaldı. Şaşırtmaca mı yoksa
ipucumu veriyor, yardımcımı oluyor belli değil. Evet, 11. delik yaklaşma. Deliğin olduğu yer yine çukur gibi biraz. Arkasında göl var ama uzak sayılır. Hafif solda bir tümsek var. Onu geçerse tatlı bir şekilde sağa akacak Onur'un topu ama geçmedi. Tam tepenin üstünde kaldı. Levent 3 aşağı 5 yukarı aynı noktadan vuruyor. Onun vuruşu da güzel bir noktadan geçecek tepeyi sanırım. Ama o da kaldı tepede. 12. delik, 4 par. Kötü değil, kötü değil. Solda göl var, sağda ağaçların yakınından ortada yalnız kalmak. Gölün üstünden vurman gerekecek. Sadece. Evet. Çok yavaş oldu. Net bir vuruş ama biraz yavaş kaldı. Deliğimiz de ileride. Şu an ışıktan gözüküyor mu bilmiyorum. Tam şurada ortada. İkide yaklaşmak mümkün. Başkan vuruyor. Bravo. Turda göle girmişti. Bu sefer güzel yerde kaldı. 12. delik. Artık iyice yaklaşıyoruz. Ve Onur sanırım 3'te soktu burada. Yaklaşık 40 metre 50 metre falan. Bravo Onur. Eyvallah. Faruk atarsın sen. Evet, bu team'in lideri Onur burada da klasını konuşturdu. Deliğin arkasında çok güzel bir eğim var. Genelde böyle delik, böyle arkasında eğim olan tekrar tatlı bir şekilde aşağıya topu bırakan delikler burada çok mevcut. Delik yine nispeten çukur bir alanda. 13. delik çıkışı. Deliğimiz ileride bankarın arkasında. Sen ben. Düz, uzun bir vuruş. Burada ilk vuruş için gayet iyi. Faruk da net bir vuruş yaptı. Bankırın hemen önünde kalacak sanırım. Gayet nefis. Neredeyse bankırın önünde kaldı. Levent de yerden yine gayet darbeli bir vuruş. O da bayağı bir mesafe aldı. Onur'un ikinci vuruşu bunkerın üstünden, golf green'inden sanırım arkaya doğru gidiyor şu an top. Evet, görüyoruz. Tatlı bir eğim var, oraya da geçerse aşağıya gider ama geçmedi. Green sonrası, green sonrası yine tatlı bir eğimle çukurun olduğu yerde delik var gördüğünüz gibi. Levent'in ikinci vuruşu biraz solda kaldı. Ama orada eğim var. Topu azıcık büyük ağacın sağına doğru atacaktır. Olur sende. Evet, 13. delik. Hemen tepede green'de kalan Onur. Biraz kısa kaldı. Bu 3 de abi. Ve arkası yine eğimli. Biraz topu aşağı doğru bırakıyor. Dördüncü delik. Yine güçlü bir çıkış vuruşu. Deliğimiz ileride solda. İki bankarın arasında. Faruk hole in one için vuruyor. Ağaçta. Çok değişti. Şu gördüğün iki ağaç var ya. Arasından geçerse hole in one olur. Evet, soldaki ağaçlar. Faruk oraya attı ama. Güzel. Eğer bu girerse. Yani geçerse yeter. Kaldı ama kalıyor. Müthiş bir vuruş. Nasıl geçiş? Bunu artık denemeyeceğiz orada. Levent yaklaşma vuruşu, ikinci vuruşunu yapıyor. Gördüğünüz gibi. Güzel ama yanındayım. Öbür bankara indik. Onur vur sen de. Levent'in topu bankara girmeden önde durdu. Onur'dan bir yaklaşma vuruşu. Orada solda
deliği direkt gören bir açı var. Orada herkes rahatlıkla vurabiliyor. 14, all in. All in one deliği 14. İleride Faruk'un beklediği yerin şurada ileride topun sağında var delik. Şuradaki green alana düşürüp hafif düz veya sol iç falso, sağ iç falsoyla hole in one yapmak mümkün. Hole in one'ın çıkışı 66, normalde 61. Buradan böyle çukur bir alana 66. Buraya. Şu boğaza gelirse belki şöyle şu yolu takip edip girme ihtimali de var ama bayağı zor. Hole in one aslında yani mesafe olarak çok mümkün bir delik. Çok zor bir atış değil ama buraya geldiği zaman biraz da şans lazım. 15. delik yine ilk vuruşun mesafe alındığı bir delik. İleride solda gölün kenarında. Burası biraz tehlikeli. Merhaba Faruk. Faruk biraz geride kaldı ama ileride soldaki delik gölün biraz yanında, arkası eğimli. İkinci vuruş biraz dikkatli yapılmalı. Ama bu ilk vuruşta mümkün olduğu kadar mesafe almak gerekiyor. Ama sola doğru. 14. delik. İşte arkası göle gayet yakın. İkinci vuruşta da buraya kadar gelmek mümkün. Tabii canım. 17. delik. 65. 68 yaptığın yerde şu an 65'sin. İleride bankırın arkasında tepede güneş var ama görebilecek miyiz? 65 olur. İşte şurada tam ortada. Ben oynamaya başlıyorum şimdi artık. Biraz geç oldu. Bak bu iki. Oo, ağaca vuruyordu. Bu iki tizde hepinizi geçiyorum. Söz. Beni geçene istediğin ısmarları bitecek. Alkol hariç. Bak. Hop hop hop. Onur'u yakaladık hadi. Hadi fırsat doğdu. Güzel. Final deliği. Final tee. Final tee. Faruk rekor için vuruyor şu an. 3 yaparsam bir şansım olur belki. Yakalamak için. Sağda göl var, solda da işte yine göl var. Şurada bir boğazdan geçirmeye çalışıyoruz. Arkada bankırlar, ilerideki bankırların arkasında da deliğimiz var. Bu da son delik. Evet, son delikte açılış vuruşu genelde green'in biraz aşağısında kalıyor. Oradan böyle bir tepeyi aşarak aşağı yine deliğin olduğu yere nispeten çukur bir alana inmeye çalışıyoruz. Buralarda biraz güçlü vurunca çok arkada hani kaçacak bir yer yok. Biraz uzaklaşır deliklerin ama en azından bu tepeleri bulunduğum yeri aşmasını sağlamak lazım.